Merhaba, eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçti ve ilk duruşma 1 Haziran'da görülecek. Aralarında tetikçi Eray Özyağcı, olayı organize eden Doğukan Cep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem'in yanı sıra 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel duruşmaya katılacağını açıkladı. Hemen peşi sıra MHP de duruşmaya katılacağı yönünde bir açıklama yaptı ve ardından da Türkiye'nin dört bir yanından ülke ocaklarına çağrı yapıldı duruşmaya katılmaları yönünde, en azından sosyal medyada bu yönde söylentiler çıktı. Ve duruşmaya sayılı günler kala Ayşe Ateş yayın konuğumuz. Ayşe Ateş, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Gülsü Hanım, teşekkür ediyorum, sağ olun. Söylediğim gibi duruşmaya sayılı günler kaldı ve belli çağrılar var. Biliyoruz ki siz de ziyarette bulunmuştunuz, liderleri ziyaret ettiniz ve Özgür Özel de katılacağını açıkladı. MHP'nin bir çağrısı var. Önce dilerseniz 1 Haziran'a bakalım. Türkiye'nin dört bir yanından bir çağrı yapıldığı yönünde söylentiler vardı. Bunlar sizin de kulağınıza geldi mi ve nasıl değerlendiriyorsunuz, ne bekliyorsunuz ilk duruşmadan? Şimdi Göksel Hanım, iddialar üzerine açıkçası çok fazla konuşmak istemiyorum. Somut yani net bir çağrı olsaydı ya işte ülke ocaklarında veya MHP'den bunu belki değerlendirebilirdik, ama bunların hepsi iddia olduğu için ben bunun üzerine konuşmak istemiyorum. Ancak şunu söylemek istiyorum. Şimdi ilk günden beri ben suskunluğumu korudum, devletime olan güvenimi defalarca ifade ettim ve aynı şekilde hala da devletime güvendiğimiz, tekrar bunun altını çizmek istiyorum, söylüyorum. Bakın, bu süre içerisinde ben iddianamenin çıkmasını bekledim. Ta ki iddianame çıktı. İddianameyi gördüğümde gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Gerçekten içi bomboş bir iddianame vardı. Tam bir hukuk garabeti vardı önümüzde. Ve büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu. Şimdi büyük bir hukuksuzluk var. Benim ifadem bile yok bu iddianamede. Benimle Evet, birlikte. Sizin verdiğiniz 17 sayfalık bir Evet. ifade var ve o yer almadı. Aynen öyle. Bunun dışında yine olayla alakalı bilgisi olan, sürece bizzat şahitlik etmiş olan Sinan'ın çok yakın arkadaşlarının da ifadeleri bu iddianamede mevcut değil. Şimdi ben burada şunu gördüm. Karanlık bir el var. Hukukun işlemesini önüne geçen, hukukun olması gerektiği gibi işlemesinin önüne geçen, yargılanmanın önüne geçen karanlık bir el var. Burada zaten aydınlığa çıkarılması gereken de bu. Eğer bu karanlık bastı el bu davanın üzerinden kalkarsa bu dava çözülecek çok net. Çünkü neden? Çünkü dosyada bir sürü delil var, toplanmış. Buradan zaten bunları görüyoruz. Bakın, bir WhatsApp mesajıyla tamamen edinilmesi, ancak emniyette dilekçelerle, emniyetin bilgisiyle edinilebilecek bilgiler, bizim işte konuşmalarımız, görüşmelerimiz, telefon numaralarımız, ev adres bilgilerimiz, canlı konum bilgilerine kadar bir WhatsApp mesajıyla alınabilmiş. Rahatlıkla, kolaylıkla bunlara ulaşılabilmiş. Bakın, burada çok acı bir durum var. Yani çok sıkıntılı bir durum var burada. Yani o zaman herkesin bu bilgilere ulaşabiliyorsa eyvah ki ne eyvah. Yani bu emniyetin, yargının içerisindeki bu sızan suç örgütünü çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi bu suç örgütü nereye dayanıyorsa, siyasi mi değil mi? Eğer siyasiyse, ki benim düşüncem bu yönde, kanaatim bu yönde, bunun çok hızlı bir şekilde aydınlatılması lazım. Çok acı bir durum var burada. Yani şimdi ben duruşmaya insanları davet ediyorum. Aziz milletimi davet ediyorum. Bütün siyasetçileri davet ediyorum. Şimdi şöyle bir ifade kullanıyorlar. Kapı kapı dolaşıyor. Kapı kapı dolaşıyor. Neden kapı kapı dolaşıyorum? Eğer olması gereken olsaydı, eğer olması gerektiği gibi bir iddianame hazırlansaydı, böyle bir hukuk garabeti yaşanmasaydı, karşımızda bu kadar acı bir tablo olmasaydı, ben de hiçbir siyasetçinin kapısını çalmasaydım ve çıkıp da televizyonlarda, gazetelerde haykırarak adalet aramasaydım. Ben bunları yaşadığım için mutlu değilim ki.
O kadar acı bir şey yaşıyoruz ki biz. Ben siyasetçilerin kapısına neden gidiyorum? Neden gidiyorum? Çünkü şunun için gidiyorum. Hukuk desteği istiyorum onlardan. Bakın benim avukatlarım var ancak ben yüzlerce avukata verebilecek, para verebilecek bir bütçem yok yani. Gidiyorum siyasetçilerden hukuk desteği istiyorum. Bunun yanı sıra kamuoyu desteği istiyorum. Çünkü elimden başka bir şey gelmiyor. Yapabileceğim bu. Ve Bahçeli'den de elimden geleni de Bahçeli'yi yapmaya. de ziyaret etmek istediniz mi? Böyle bir girişiminiz oldu mu? Kimi? Devlet Bahçeli'yi de MHP lideri Devlet Hayır. Bahçeli'ydi. Şimdi ben Sinan'ın katillerini koruyanlardan, onların önüne set çekenlerden yardım istemem kadar mantıksız bir şey olamaz. O sebeple ben sadece Sayın Devlet Bahçeli'ye bir çağrıda bulundum. Bunun önüne geçmeyin dedim. Set çekmeyin bu suçluların önüne. O da benim çağrıma cevap vermedi. Aksine tam tersi bir şekilde cevap verdi. Şimdi o anda zaten her şey bitti ve koptu. Onlarla alakalı hiçbir şey yok benim için. Bir karşılıkları yok, bir değerleri yok, bir anlamları kalmadı. Peki, siz son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bir çağrıda bulundunuz ve bu ülkede ikinci bir kırmızı pazartesi yaşanmasın dediniz. Ne demek istediniz? Hala tehdit almaya devam ediyor musunuz? Çünkü yakın zamanda Cumhurbaşkanını ziyaret ettiniz ve Cumhurbaşkanının size koruma tahsis ettiğini de biliyoruz. Buna rağmen Evet. devam ediyor mu tehditler ve hala öldürülme riski taşıyorsunuz ve böyle bir korku mu taşıyorsunuz? Bu korkuyu taşıyorum. Bakın ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettim. Sayın Cumhurbaşkanı bana söz verdi. Kızlarımı tabiri caizse kanatlarının altına alarak ben bu aileyi koruyorum mesajını verdi. Ben bu ailenin arkasındayım mesajı verdi. Bu iş çözülecek mesajını çok net bir şekilde verdiğini düşünüyorum. Ben bunu böyle okuyorum. Kim nasıl okuyor, nasıl değerlendiriyor bilemem. Benim yanında Sayın Adalet Bakanı'na da zaten bu davanın hızlı bir şekilde sonuca ulaşması için gerekli talimatları verdi. Burası bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde hiçbir şey karanlıkta kalmaz, çözüme ulaşır şeklinde ifadeleri oldu. Bunu kullandı, bunu söyledi. Bakın, dün ve önceki gün Burak Bekiroğlu isimli bir şahıs, avukatmış kendisi, beni çok açık bir şekilde tehdit etti. Tehdit mesajları yayınladı X üzerinden. Yani bakın bunlar, ben burada şunu görüyorum. Sizi Sayın doğrudan mı Cumhurbaşkanı, tehdit etti yoksa doğrudan tehdit hedef mi var, doğrudan gösterdi? tehdit var. Bakın mesajlarını ben size okuyabilirim dilerseniz. Buyurun. Diyor ki son mesajının bir parçasını okuyacağım size çünkü çok uzun. Sosyal medyada Sinan Ateş olayı üzerinden Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik algı operasyonuna kalkışan her kişiyi tarihin tozlu sayfalarına değil Pensilvanya'ya gömeceğim, sen de dahil Ayşe Ateş. Yani Evet, siz bu burada şununla mı itham ediliyorsunuz aynı zamanda? Ülkü Ocakları ve MHP'ye hedef göstererek Cumhur İttifakı'na zarar vermek. Bununla mı itham ediliyorsunuz? Beni bununla itham ediyor. Aslında burada şunu söylüyor. Sen FETÖ'cü değilsin ama ben seni FETÖ'cü yaparım. Bir şekilde yaparım diyor. Bu adam istediğimi FETÖ'cü yaparım, istediğimi FETÖ'cü ilan ederim diyor. Kendine oturtturmuş fetva makamına. Bu sanki kim FETÖ'cü kim FETÖ'cü değil karar verme mekanizması bu beyefendi. Kendini oraya oturtturmuş. İstediğimi diyor. FETÖ'ye öyle bir bağlarım ki, öyle bir monte ederim ki çok çirkin ifadelerle. Yani diyor, hiç kimse buna ses çıkarmasın. Bütün buna ses çıkaranlara da sesleniyor. Herkes sesini kessin diyor mesajlarında. Ağzını açmasın, sesini kessin. Ben de dahil olmak üzere. Konuşanı diyor FETÖ'cü yaparım, FETÖ'cü ilan ederim. Yani öyle bir bağlarım ki diyor, hiç kimse kurtaramaz şeklinde tehdit dolu mesajlar yayınlıyor. Aynı zamanda en sonunda da gömeceğim diyor. Gömeceğim kelimesinin ne anlama geldiğini anlamak için dahi olmaya gerek yok. Siz bunun Burada üzerine mi Adalet bunun Bakanı? üzerine söylüyorum. Bakın ben burada bu mesajlarda, bu son gelen tehdit mesajlarında ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Bu şahıslar dediğim gibi yargının içine sızmış, emniyetin içine sızmış bir suç örgütü. Çok büyük, çok güçlü bir suç örgütü ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da beni kolu kanadı altına almasına rağmen, bu mesajı vermesine rağmen, sahip çıkıyorum, destek oluyorum mesajını vermesine rağmen, aynı zamanda tüm kamuoyu beni desteklemesine rağmen, diğer siyasetçiler de, yani iktidar, MHP'yi dışarıda bırakıyorum, MHP dışında tüm siyasi partilerde, muhalif partilerde
Ayşe Ateş'i destekliyor, bu cinayetin çözülmesini istiyor. Hepsi benim sesim oldu. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Tüm bu desteğe rağmen bunların hala bu şekilde beni ve benim yanımda duranları, yani adaleti isteyen herkese, bu milletin her bir ferdini bu kadar açıkça tehdit edebiliyor olmaları, bunların çok güçlü bir suç örgütüne dayandıklarını çok net gösteriyor. Dediğim gibi içeride bir bilek güreşi var. İçeride bir bilek güreşi var. İyice Kimle kim kötünün doğru arasında? sanki Kimle kim bilek güreşi. arasında? İlerli kötüler arasında. İçeride dediğiniz MHP'nin içinde mi? MHP'nin içinde var mı yok mu bilemiyorum ama yargının içinde olduğu çok belli. Mesela bu şekilde, yani adeta Cumhurbaşkanı'na da meydan okuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı şahsının iktidarına meydan okuyorlar en başta. Sonra da aziz milletimize meydan okuyorlar, bana meydan okuyorlar. Yani adalet isteyen herkese meydan okuyorlar. Bunların işte nereye dayandığı, nasıl bir çeteye ya da örgüte dayandığı bulunması gerek, aydınlatılması gereken çok büyük bir karanlık var. Bu karanlığın aydınlatılması ve gerçek suçların hızlı bir şekilde yargılanmaya başlanması gerekiyor. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir araya geldiniz. Ne kadar süre görüştünüz ve ona sadece tehdit edildiğiniz mesajını mı verdiniz? Neler anlattınız ve ne karşılık buldu Şimdi Gökhan söyledikleriniz? Hanım, biz yaklaşık 1,5 saat süren çok uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanım beni çok büyük bir dikkatle dinledi ve gerekli talimatları verdi. Bu davanın en kısa sürede çözüleceğine dair bana söz verdi. Kızım Banu Çiçek'e söz verdi. Ben bu görüşmede kendisine süreci detaylı bir şekilde anlattım. Yani sadece tehditlerden bahsetmedim. Elbette onları da detaylı bir şekilde anlattım ancak dosyanın içeriğinden, iddianamenin içerisinin boş olduğundan, buradaki hukuksuzluklardan, yani hukuki garabetten bahsettim. Yani benim ifademin de işte iddianameye girmemiş olmasından, yine diğer eksikliklerden çok detaylı bir şekilde bahsettim. İsim isim anlattım. Kamuoyuna çıkıp ne anlattıysam, yani televizyonlarda ne konuştuysam, açıklamalarımda ne söylediysem hepsini detaylı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettim. Yorgunluğumu ilettim. Ne kadar zor bir durumda olduğumu, ne kadar üzgün olduğumu, yaşadığımız bu acı olayın üzerine hala acımasızca saldırılara uğradığımızı ilettim kendisine ve biz artık, dedi, şu ifadeyi kullandık. Biz artık normal bir hayat yaşamak istiyoruz. Ve hukuka hiç kimse müdahale etmesin, müdahale edilmesin. Herkes elini çeksin bu davanın üzerinden. Yani dava salt bir hukuk davası olarak ilerlesin. Ben o zaman zaten hiçbir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Ben kimsenin bu davaya müdahil olmasını istemiyorum. Yani ne benim yanımda olsunlar ne de bir başkasının. Sadece hukuk işletsin. Benim teknik dediğim bu. Ya ben eminim zaten o hukuk olması gerektiği gibi işlediğinde, bu karanlık el bu davanın üzerinden çekildiğinde her şeyin olması gerektiği gibi olacağına, adaletin de yerini bulacağına benim inancım tam yani. Zaten bir bilirkişi raporu var. Bilirkişi raporunda da detaylı olarak mesajlaşmalar kayıt altına alınmış durumda. O mesajlardan anlıyoruz ki 9 ay önceden takip edilmeye başlanmış Sinan Ateş bilirkişi raporunun kayıtlarına baktığımız zaman. Diğer yandan sizin iddianamede yer almayan ifadelerinizde de eşinizin çok çok önceden tehdit edildiğini, yanı başındaki arkadaşlarının onun bileti kesildi şeklinde, onun kalemi kırıldı, ocak onun kalemini kırdı şeklinde ifadeler kullanarak bunu ayan beyan söylediğini görüyoruz. Şimdi bütün bunların davaya siz istiyorsunuz ki yansıması ve hukukun bunlar üzerinden işlemesini istiyorsunuz. Şimdi siz ilk duruşmada bu 17 sayfalık ifadenizi gündeme getirmeyi düşünüyor musunuz ya da nasıl bir yöntem izleyeceksiniz? Tabii ki bunların, yani hukuki olarak nasıl söylenecekse, nasıl dile getirilecekse, bu eksikliklerin işte Giderilmesini. davaya, iddianameye girmesi için, süreç içerisinde değerlendirilmesi için, yani işleme koyulması, artık o hukuki karşılığı nedir bilemiyorum. Avukatım bunun için gerekeni yapacak. Ben de oradaki duruşmada gereken konuşmayı, ifadeyi orada dile getireceğim. Bu eksiklikleri işte dilekçelerle sanırsam dosyaya, iddianameye, yani
yargılamaya girmesi gerekiyor. Bunları hazırlanıyoruz. Dediğim gibi çok ciddi bir hukuk desteği aldık siyasi partilerden, sağ olsunlar. Onlarla birlikte avukatlarım daha doğrusu. Çünkü bir kişinin yapabileceği bir iş değil bu. Önümüzde çok büyük bir dosya var. Çok adeta yani örgüt Gökse Hanım, bu bir örgüt, suç örgütü. Zaten bu davanı da en sonunda örgüt olarak bunların yargılanması gerekiyor. Olması gereken bu. Çünkü bu kadar insanın yani tesadüfen bir araya gelmiş gibi davranıyorlar. Öyle ifadeler vermişler. Ancak böyle mümkün değil. Bu örgütlü olarak işlenmiş bir suç. Bir suç örgütü var ortada. Bunun bu şekilde değerlendirilmesi için de, yargılanmanın bu şekilde devam etmesi için biz de gereken neyse elimizden geleni yapacağız. Duruşmada gerekenler söylenecek, gereken yapılacak. Çok ciddi bir hazırlık içerisindeyiz, çalışma içerisindeyiz. Avukatlarım çok ciddi bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Destek olan tüm siyasi partilere de çok çok teşekkür ediyorum burada. Kamuoyu desteği de çok büyük. Gerçekten milletim benim arkamda, elimi bırakmıyor. Özellikle bu milletin şerefli kadınları benim elimi tuttu, hiç bırakmıyorlar. Bana büyük bir destek veriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani çözülecek, bunlar kurtulamayacaklar yargılanmaktan. Eninde sonunda belki biraz uzatırlar, onu bilemiyorum. Çok da öngöremiyorum bu süreyi ama hepsi cezasını misliyle çekecek, alacak. Bundan kaçışları, kurtuluşları yok yani. Bundan eminim. Bunun olması için de ben elimden gereken her şeyi yapacağım. Siz bir yandan hukuk savaşı verirken diğer yandan özel hayatınızla ilgili de bir savaş içindesiniz aynı anda. Şu anda nasıl bir hayat sürdürüyorsunuz? Sizi koruyan kaç kişilik bir ekip var? Çocuklarınız ne yaşıyorlar o koruma zinciri altında ve siz hala ölümden korkuyor musunuz? Şimdi evet, korkuyoruz. Korkumuz mevcut. Çünkü Sinan'a açıktan gelen, korkusuzca gelen, adeta meydan okuyarak gelen bir ölüm var. Bir suikast var ortada. Bunun karşısında korkmamak mümkün değil. O günden beri biz normal bir hayat yaşamıyoruz Büyüksel Hanım. Şu an benim iki yakın silahlı korumam var. Evin etrafında sürekli ekip arabaları dolaşıyor. Dışarıya çıktığım zaman koruma sayım arttırılıyor. Bir yere gittiğim zaman yani ekstra tedbirler alınıyor. Şu anda da ekstra tedbirler alındı zaten. Devletim bu konuda çok hassas, beni koruma noktasında. Allah razı olsun. Biz normal bir hayat yaşamıyoruz. Dışarıya çıkmıyoruz. Ben evimde mecburi haller dışında, bu görüşmelerim dışında hiçbir şekilde dışarıya çıkmıyorum. Şimdi tamamen yani mesela spor yapıyordum, onu da bıraktım artık. Hani acil bir durum, bir hastane işi olursa ancak çıkarız ya da bir görüşmem olursa çıkarım. Çocuklar da sürekli evdeler. Şimdi biri 12 yaşında, diğeri 9 yaşında, iki tane kızım var. Bu çocukların her gün dışarı çıkması gerek, sosyalleşmesi gerek. Ne bileyim, yaz geldi, havuza gitmek istiyorlar, işte tatile gitmek istiyorlar. Bunların hiçbirisi yok bizim hayatımızda. Biz evde kendi başımıza. Kapımız kilitli, üst üste kilitli bir cezaevi hayatı yaşıyoruz. Yani bunun sorumluları bu hesabı verecek ama. Peki Ben bu hesabın hesabını onlara soracağım. Benim yavrularımın gözyaşlarının hesabını onlara soracağım. Çok zor bir hayat yaşıyoruz. Çok zor. Psikolojik olarak da bunun bize vermiş olduğu zararı tahmin edebilirsiniz. bu kadar koruma altında olmanıza rağmen hala neden korku duyduğunuzun nedenini biliyor musunuz peki? Yani korunuyor Çünkü olmanıza rağmen. bir WhatsApp mesajıyla, bakın, bunlar çok güçlü bir çete. Bir WhatsApp mesajıyla kişisel bilgiler edinilebiliyor. Konu bilgilerine ulaşılabiliyor. Uçuş bilgileri edinilebiliyor. Yakın takibe alınabiliyor. Yargıya bu kadar müdahale edilebiliyor. İçi bomboş bir iddianameyi önümüze koyabiliyorlar. Karşınıza çok güçlü, bakın çok güçlü, emniyetin içine sızmış, emniyetin içine sızmış, yargının içine sızmış, MHP ve ülke ocaklarında içine sızmış bir suç örgütü var. Karşımıza çok büyük bir karanlık var. Yani ben korkmayayım da kim korksun Göksel Hanım? Korkmakta haksız mıyım? Yani korumaya Bir rağmen bir şey olabilir korumaya diyorsunuz. rağmen içimden o korkuyu atamıyorum. Atamıyorum. Çünkü Sinan'ı Ankara'nın ortasında, bakın AKP Genel, AK Parti Genel Merkezi'ne 1 kilometre bile değil belki doğrusu. Yani külliyeye çok yakın, Amerikan Amerikan Büyükelçiliğine Büyükelçiliğine yakın, yakın. siyasi partilerin genel merkezlerine çok yakın.
bürokratların, işte milletvekillerinin sürekli oralarda olduğu, çok iyi korunan, her yeri kameralarla, polis noktalarıyla çevrili olduğu bir yerde, sokak ortasında, cuma namazının çıkışında Sinan'ı katlettiler. Korkusuzluğu görebiliyor musunuz? Yani öyle cesurlar ki, öyle korkusuzlar ki, adeta herkese, devlete meydan okuyarak bu cinayeti işlediler. Bu insanlardan, bu karanlıktan kim olsa, benim yerimde kim olsa korkar. Her şeye rağmen biz o korkuyu içimizden atamıyoruz. Siz bu arada Özgür Özel ziyaretinin ardından parti çıkışında genel merkezin kapısının önünde bir açıklama yaptınız. O açıklamada benim dikkatimi çeken cümleleriniz oldu. O da şuydu: eşinizin sağlığında CHP'ye hedef alan bir tutum içinde olduğunu, fakat şu anda kendi yanınızda karşı tarafta diye gördüğünüz kişileri bulduğunuzu söylediniz. Evet. Nasıl bir his bu? Ne yaşıyorsunuz bu anlamda? Şimdi bakın, o Sinan'ın vefatından önce durduğu yer, işte bir hayat, dünya görüşü. Ben de birlikte, ben de ülkücüyüm. Bunu zaten daha önce de ifade ettim. Onunla birlikte benim için hiçbir ideoloji kalmadı. Hepsi toprağın altına girdi. Sadece insanlık kaldı geriye. Yani iyi insan var, kötü insan var benim için. Sinan sağlığında, tabii bulunduğu, mensubu olduğu partinin de MHP'nin de söylemleri, yani Devlet Bahçeli ne diyorsa Sinan da aynı şeyleri söylüyordu. Ta ki zaten katledildiği güne kadar da liderimin emrindeyim, işte davam benim davam bu, liderimin emrindeyim şeklinde mesajları var, paylaşımları var. O zaman da Devlet Bahçeli'nin tavrı neyse Sinan'ın tavrı da oydu. Doğal olarak yani sol diyebileceğimiz partilerin veya farklı işte ideolojik görüşü belliydi. Karşısında olanlara da gerçekten ağır söylemleri oldu. Sayın Özgür Özel'e de oldu, Sayın Kılıçdaroğlu'na da oldu, başkalarına da oldu, sadece onlara değil. Çok ağır söylemleri gerçekten oldu. Ancak Sinan katledildikten sonra ben gördüm ki hepsi her şeyi bir tarafa bırakmış. Yani bütün hepsini bir tarafa bırakmış. Sadece insan olmanın gerekliliğini yerine getirdiler ve benim yanımda durdular. Yani o zaman bir ifade kullandım. Sinan'ın dost bildikleri düşmanmış aslında. Düşman bildikleri de aslında dostmuş. Biz bunu gerçekten çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Şimdi benim için dediğim gibi insanlık var. Bu işte zaten siyaset üstü bir durum. İnsan olan, vicdanı olan, aklı olan herkes zaten benim yanımda duruyor. Fikri, ideolojisi ne olursa olsun benim için de bunun hiçbir önemi yok zaten. O yüzden kendine yani sağduyulu, insan olan, aklı olan, vicdanı olan herkeste, kim varsa yanında, bütün siyasi partilerde, bu milletimin her bir ferdinde benim yanımda, ben de onlarla birlikte bu adalet yürüyüşünü gidebildiği yere kadar, sonuna kadar götürmeye kararlıyım. Bunun için de 1 Haziran'a gün sayıyor durumdasınız. Evet, aynen öyle. Son bir soru. Sizi konuştuk hep ve iki çocuğunuzu konuştuk. Ama aynı zamanda Sinan Ateş'in kardeşleri, yakın ailenizden her fert benzer bir korkuyu yaşıyor gördüğümüz kadarıyla. Evet, Onlarda da kesinlikle. aynı şekilde koruma var mı? Onlar nasıl bir hayat sürdürüyorlar? Şimdi onların koruması yok. Burada şuna da değinmek istiyorum. Onlar da korku içerisindeler. Yani bir şey olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ancak biz bu yaşadıklarımızdan sonra psikolojimiz gerçekten çok ciddi etkilendi. Onların da aynı şekilde. Yani inanın onlar da sokakta yürürken bir kişi kafasını kaldırıp da iki defa baksa, ben de onlar da öyle, biz her şeyden vehmeder duruma geldik gerçekten. Yani her şey bizim için şüpheli şimdi. Evimin balkonunda oturuyorum, dışarıyı seyrediyorum. Sitenin etrafında bir arabayı işte beklerken gördüğümde acaba diyor. Yani tabii ki Şüpheleniyorsunuz. yani evet, şüpheleniyorum artık da onlar da aynı durumda. Aynı korkuları yaşıyorlar. Onlar korumaları yok. Onu söyleyeyim. Sadece benim iki yakın korumam var. Onun dışında ekip desteğimiz var. Onların koruması yok ama onlar da aynı korkuları benimle birlikte yaşıyorlar. Yani biz yaşadıklarımız bizi o kadar etkiledi ki bizim için artık her şeye şüpheli yaklaşıyoruz. Her şeyden vehmediyoruz. Yani maalesef bu durumdayız. Yani bizi bu duruma düşürenlerin, yani bu duruma düşürenlerden hesap sorulması lazım. Asıl acı olan bizim bu duruma düşürülmüş olmamız. Hem bu acıyı yaşayıp
hem bu kaybı yaşayıp hem de bunun üzerine bu kadar çirkince saldırılara, tehditlere maruz kalmış olmamız bizim korkularımızın işte hiç bitmeden devamını sağlıyor. Ne zaman bitecek? Yargılama gerçekleşir. Gerçek suçlular, bu suçluları koruyanlar hepsi cezasını bulursa, hakkıyla cezasını bulursa işte o zaman biz rahat bir nefes alacağız. Normal bir hayata dönüş yapacağız. Ayşe Ateş, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sayılı günler kaldı 1 Haziran'a ve 1 Haziran'da anlaşılıyor ki duruşma salonu oldukça kalabalık olacak. Siyasi partilerin temsilcileri de orada olacaklar. İlk duruşmada siz de şüphesiz orada olacaksınız. İlk duruşmayla birlikte elbette bizlere düşen de duruşmaları an be an takip edip izleyicilerimizle paylaşmak olacak. Size kolaylıklar ve güç sabır diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Gülsün Hanım. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Evet, Ayşe Ateş de yayın konuğumuz. Sinan Ateş'in yaklaşık 1,5 yıl önce cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hem yaşadıklarını anlattı hem de 1 Haziran'da görülecek duruşma öncesi beklentilerini bizlerle paylaştı. Bir başka gün bir başka konukla yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.